Türkiye'nin en gelişmiş 25. ilçesi Muğla Bodrum'dur. Skoru 2,483. 2023 genel seçiminde Bodrum'da CHP %44,63 oyla ilk sıradaydı. İyi Parti %16,13, AK Parti ise %14,26 oy almıştır. Ocak 2024 itibariyle Bodrum'da konutların ortalama metrekare satış fiyatı 90.888 TL'dir. Bu video Sanayi Bakanlığı'na bağlı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı 2022 tarihli rapora göre hazırlanmıştır. Raporda sosyoekonomik gelişmişliği temsil eden 56 değişkene göre her ilçeye bir skor verilmiş ve buna göre en gelişmiş ilçeler belirlenmiştir. Bu 56 değişken demografi, istihdam ve sosyal güvenlik, eğitim, sağlık, finans, rekabetçilik, yenilikçilik ve yaşam kalitesi şeklinde gruplar altında ele alınmıştır. Şimdi en gelişmiş ilçeleri beraber görelim. 24. sırada İstanbul Pendik var. Skoru 2,485. AK Parti Pendik'te birinci. Oyu %39,95. CHP %24,56. MHP ise %7,93. Raporda genel seçim sonuçları ve konutların metrekare satış fiyatı yer almıyordu. Ben ilçeye ilişkin daha fazla bilgi verebilmek için bunları ekledim. 23. sırada İstanbul Beylikdüzü var. 2,503 puanla. CHP Beylikdüzü'nde birinci, %33,02. AK Parti ikinci, %31,52. İYİ Parti üçüncü, %10,32. 22. sırada Ankara Altındağ var. 2,528'le. AK Parti Altındağ'da birinci, %44,02 oyla. CHP ikinci, %20,32 oyla. MHP ise üçüncü, %10,63 oyla. Altındağ'da konutların metrekare satış fiyatı ortalama 16.379 TL'dir. Bu en gelişmiş 25 ilçe içinde en düşük değer. 21. sırada Konya Selçuklu var. 2,562 skorla. Son genel seçimde AK Parti 1. sıradaydı. %46,31 oyla. MHP 2. %13,94. CHP ise 3. %13,03. 20. sırada İstanbul Maltepe var. 2,685 skorla. Maltepe'de CHP 1.'ydi. %38,97 oyla. AK Parti 2. %27,74. İYİ Parti 3. %9,43. 19. sırada İstanbul Tuzla var. 2,730 skorla. Tuzla'da AK Parti 1. sırada %34,57, CHP 2. sırada %28,62, İYİ Parti 3. sırada %8,4. 18. sırada İzmir Balçova var. Skoru 2,902. Son genel seçimde CHP seçimin galibiydi, %52,58 oyla. AK Parti %16,51, İYİ Parti %14,84. 17. sırada yine İzmir'den Bornova var. Skoru 3,28. Bornova'da da CHP 1. sıradaydı, %38,68 oyla. AK Parti 2. %24,78 oyla. İYİ Parti 3. %12,04 oyla. 16. sırada İstanbul Üsküdar var. Skoru 3,45. Üsküdar'da 1. sırada AK Parti var. Oyu %35,53. CHP 2. %32,19. İYİ Parti 3. %9,23. 15. sırada Antalya Muratpaşa var. Skoru 3,173. CHP 1. %40,98. Onu AK Parti %21,6 ile İYİ Parti %12,53 ile takip ediyor. 14. sırada İstanbul'dan Sarıyer var. 3,249 skorla. Sarıyer'de ilk sırada CHP var. %37,61. AK Parti 2. %29,61. İYİ Parti 3. %10,11. Sarıyer en gelişmiş 25 ilçe arasında ortalama metrekare konut satış fiyatı en yüksek olan ilçe 109.524 TL ile. 13. sırada İstanbul Ümraniye yer alıyor. 3,364 skorla. Ümraniye'de AK Parti 1. sırada %39,95, CHP 2. %26,3, İYİ Parti 3. %7,54. 12. sırada İstanbul Beyoğlu var. Skoru 3,394. Beyoğlu'nda AK Parti 1. %37,78, onu CHP %24,39, Yeşil Sol Parti %11,05 ile takip ediyor. Yeşil Sol Parti HDP yerine seçime giren partiydi. Şu andaki adı DEM Parti. 11. sırada İzmir Konak var. Skoru 3,465. Konak'ta CHP 1. %45,46, AK Parti 2. %22,87, İYİ Parti 3. %11,5.
10. sırada İstanbul Başakşehir var. Skoru 3,468. Başakşehir'de AK Parti 1. sıradaydı, %41.36, CHP 2. %21.58, 3. Yeşil Sol Parti %10.66. Türkiye'nin en gelişmiş 9. ilçesi ise İstanbul Ataşehir. Skoru 3,545. Ataşehir'de CHP 1. sıradaydı, %36.06, AK Parti 2. sıradaydı, %30.97, İYİ Parti 3. sıradaydı, %7.9. 8. sırada Bursa Nülüfer var. Skoru 4,72. 2023 genel seçiminde Nülüfer'de CHP 1. sırada yer aldı. Oyu %36.6. AK Parti 2. %27. İYİ Parti 3. %16.13. 7. sırada İstanbul Fatih var. Skoru 4,226. Fatih'te AK Parti 1. idi, %41.9. CHP 2. idi, %23.61. İYİ Parti 3. idi, %8.57. 6. sırada İstanbul Bakırköy yer alıyor. Skoru 4,465. Bakırköy'de ilk sırada Cumhuriyet Halk Partisi var. Oyu %49.54. AK Parti 2. %17.49. İYİ Parti 3. %11.96. 5. sırada Ankara Yeni Mahalle var. 4,481 skorla. Yeni Mahalle'de CHP 1. idi, %34.63. AK Parti 2. idi, %27.22. İYİ Parti 3. idi, %14.02. Türkiye'nin en gelişmiş 4. ilçesi ise İstanbul Kadıköy. Skoru 4,910. Kadıköy'de CHP 1. %58.11. Adalet ve Kalkınma Partisi 2. %13.14. Türkiye İşçi Partisi 3. %9.6. 3. sırada İstanbul Beşiktaş var. Skoru 5,940. 2023 genel seçiminde Beşiktaş'ta CHP ilk sıradaydı, %56.92. AK Parti 2. sıradaydı, %12.61. İYİ Parti 3. sıradaydı, %11.76. Beşiktaş'ta konutların ortalama metrekare satış fiyatı 101.767 TL'dir. Bu listedeki en yüksek fiyatlardan biri. 2. sırada Ankara Çankaya var. Skoru 6,901. Çankaya'da CHP 1. sıradaydı, %54.35 oyla. İYİ Parti 2. %15.93 oyla. AK Parti 3. %13.88 oyla. Sanayi Bakanlığı'nın hazırladığı rapora göre Türkiye'nin en gelişmiş ilçesi İstanbul Şişli'dir. Skoru 6,959'dur. Şişli'de konutların ortalama metrekare satış fiyatı 51.888 TL'dir. Ocak 2024 itibariyle. 2023 seçimlerinde Şişli'de CHP %43.76, AK Parti %21.31, İYİ Parti ise %9.74 oy almıştır. Bu listede en az gelişmiş ilçe Şanlıurfa Harran'dır. Harran'ın skoruyla Şişli'nin skoru arasında yaklaşık 8 kat fark var. Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı 2022 tarihli rapora göre 1. kademe gelişmişlik düzeyinde bulunan 67 ilçenin Türkiye'deki dağılımı bu şekildedir. Bu ilçelerden 36 tanesi Marmara bölgesinde, 13 tanesi Ege bölgesinde, 9 tanesi İç Anadolu bölgesinde, 5 tanesi Akdeniz bölgesinde, 2 tanesi Karadeniz bölgesinde, 1 tanesi Doğu Anadolu bölgesinde, 1 tanesi ise Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer almaktadır. 2020 yılı itibariyle Türkiye'deki nüfusun %30,2'si bu ilçelerde yaşamaktaydı, yani 25,3 milyon insan. Türkiye'de sanayi ve hizmetler sektöründe öne çıkan ilçelerin büyük çoğunluğu bu kademede yer almakta. Bu gelişmişlik düzeyinde bulunan ilçelerdeki işletmelerin net ticari satışlarının toplamı Türkiye toplamının yarısına eşittir. Yani Türkiye'deki ticari hayatın büyük bir kısmı en gelişmiş bu 67 ilçede gerçekleşmekte. Bunun bir diğer göstergesi ise kartlı ödemeler. Kartla yapılan ödeme tutarlarının %56'sı bu ilçelerde gerçekleşmiştir. Türkiye'deki banka şube sayısının %49'u da en gelişmiş bu ilçelerde bulunmaktadır. En az gelişmiş 25 ilçeyi öğrenmek için ekrandaki videoya tıklayabilirsiniz. Benzer videoları kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz. Saygılar.